Evet, ne oluyor burada? Nezaket Hanım'ın ikinci çocuğu oldu ya, işte biz de arkadaşlar kendi aramızda para topluyoruz. Ve... Gördüğünüz gibi ne kadar gelenek ve göreneklerine bağlı bir genç kız. Ya bu yapmacık zeka ne anlar öğreten adetten kızım? Hep anlatıyorum ya Ayhan Bey. Anlıyorum da kızım, dayanışma olacaksa biz neciyiz ya burada? Armut sapı mıyız? Üretim müdürü Ayhan Bey burada. Müdür dediğin baba yarısıdır ya, baba yarısı. O amca değil miydi ya? Evet. Dayanışacağız tabii ki. Ama ne kadar dayanışacağız? Bakalım inceleyelim. Evet. Bakıyoruz. Evet. 25 TL. Müdürüm yoksa sorun değil. Yok yok var ya. Var var. Da. Orada bir küçük bir delik vardı içeride. Oradan mı kaçtı acaba? İçeriye kaçıyor. Bulamaz. Bulamam. Bulamıyorsun. Cepten gönderelim isterseniz Ayhan Bey. Ekser sen de bir şeye karışma ya. 28 tane numara var orada. İBAN'ım gevriyor zaten. Baba. Duygu Hanım, QR kodla gönderebilir aslında. Evet ya. Babacığım, QR kodla yapsak? Ne dedin güzel kızım? Gidelim garanti cebe. Siz de. Sizin QR kodu okutalım. Okut babişim. Şöyle. Aynen. Aynen. Tamam. Şimdi tutarı gir. Para geldi müdürüm. He. Aha. Aha evet ya. Ben ne dedim? Ben yaparım deyince yaparım. Arkadaşlar benim bu şirkette hep gördüğüm sorun bu. Teknolojiden uzaksınız. Ne var ya bir QR kod zaten sana veriyor. Bir resim koyuyorlar kişiye özel. O resim size ait şifreli bir şey. İBAN girmeden QR kodla para gönderme. Hepimize teknolojiyi sevdiren bankadan.